Selamlar YouTube ben Yunus bugün size Minecraft Pocket Edition'da yaratıklara dönüşme modunu inceleyeceğiz Öncelikle video başlamadan önce hepinizden şu videoya şöyle bir 1500 like üstü bekliyorum O zaman hadi videoya geçelim Öncelikle zaten yaratıklara dönüşme modunu çoğu kişi biliyor Mantığını biliyor ama bu mod çok çok detaylı Abartmıyorum göreceksiniz Şimdi iki şekilde yaratıklara dönüşebilirsiniz Bir o yaratığı öldürerek yani atıyorum tavuğu öldürdünüz değil mi? Aşağıda bir adet bar çıkacak ve barda da diyecek işte tavuğa dönüşebilirsin. Ya da slash function yazıyorsunuz. Burada bakın unlock all morph mobs diye bir seçenek var. Buna basarsanız oyundaki bütün yaratıklara daha doğrusu bu modun bize sağlamış olduğu bütün yaratıklara dönüşebiliyorsunuz. Peki nasıl dönüşüyorsunuz? Olay şu shift ve zıplama tuşuna basıyorsunuz. Telefonda da aynı şekilde. Sonra ekrana bir kere dokunuyorsunuz ekrana böyle bir sekme geliyor. Sonra tıklayarak istediğiniz yaratığa dönüşebiliyorsunuz. Şimdi mesela zombi. Hemen dönüşelim. Güm. Shift zıplayarak dönüşüyorsunuz ve bakın şu anda yanıyorum. Hatta şöyle bir game moddan çıkayım. Game mod zero aman aman. Neyse suya gireyim ben en iyisi <laughs> yanacağım yoksa. Bunun olayı ne biliyor musunuz? Bir buçuk atak demeyiciniz var ve yanıyorum. Abi çok sinir bu zombi olarak oynamak ya. Bir buçuk atak demeyiciniz var. Gün içinde yanıyorsunuz. Ve eğer köylüleri öldürürseniz zombi köylü yapıyorsunuz. Evet öyle bir güzelliği var. Hemen diğerine dönüşelim. Husk. Husk'ın olayı şu. İki bloktan geçemiyoruz diye biliyorum. Hatta bir deneyelim. Bakalım. Yo geçebiliyoruz. E niye Aa evet. Geçebiliyoruz da boyumuz iki bloktan uzun. Boyumuz uzun. Saldırı gücümüz bir buçuk. Ve gene köylüleri öldürürsek zombi yapıyor. Ve eğer ben bir canlıya vurursam buna açlık efekti veriyor bu bu oyunda yarar mı? Bir halta yaramaz. Ama arkadaşlarınız oynarken çok güzel bir işlevi olur. Tamam o zaman hemen hop diğerine dönüşelim. Boğulmuş suya gireyim. Olayı ne biliyor musunuz? Zaten saldırmıyor yaratıklar. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Demir golemler zaten biliyorsunuz. Zombiler otomatik saldırıyor. Onu anlatmama gerek yok. Hasar yine 1.5. Yine köyleri zombi yapıyorsunuz. Gün içinde yanıyorsunuz. Avantajı şu. Su içinde aşırı hızlı yüzüyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Bildiğiniz bir boğulmuşum. Elime bir mızrak alacağım. Şak şak. Bütün oyuncuları böyle öldüreceğim. Gıcık edeceğim onları. İnat değil mi? Öldüreceğim hepsini. Oo, Ametis de geldi. Selam. Nasılsın? Hop. Öldüreyim seni ben. Teşekkür ederim. Şimdi zombi pigmini anlatmayacağım. Zaten biliyorsunuz çoğu şey aynı yaratıkların ama. Olayını söyleyeyim. Bir tane elinize altın kılıç veriyor. Yine golemler saldırıyor. Ama bu sefer iki buçuk vuruyorsunuz ateşe karşı dayanıklılığınız var ve gördüğünüz gibi elimde de kılıcı var. Çok güzel. Benim favorilerimden bir tanesi Enderman. Enderman'in olayı şu. Sağ tıkladığınız noktaya ışınlanıyorsunuz. Bakın fırlatmıyor. Kötü olan o. Sadece baktığınız noktaya ışınlanıyorsunuz. Yani böyle bir değmeniz lazım oraya. Bu şekilde ışınlıyor ve 3 bloksunuz. Hasarınız 3.5 bayağı sağlam bir hasarı var ve hop suya girince hasar yiyorsunuz. Canınıza bakabilirsiniz. 20 canı var. Baya sağlam. Şimdi sıra geldi oyuncuların belası iskelete. Size bir yay veriyor ve bildiğiniz bir iskeletsiniz. Evet inat değil mi? At oku aşağı düşsün. Demir golemler yine standart size saldırıyor. Gün içinde yanıyorsunuz cayır cayır. Acıma yok. Yapacak bir şey de yok. Ya bunun güzel yanı şu adam cidden çok detay düşünmüş ve dönüştüğünüz zaman size yay veriyor. Ve bu sonsuz. Hani sonsuza kadar kullanabilirsiniz. Evet İskelet böyle. <laughs> Bu nasıl bir yüz arkadaş? Çok saçma yüz ya. Şey böyle Allah'ım ben geliyorum dercesi de. Çok iyi. Mesela şöyle bir atalım bakalım okumuzu. Gel gel iskeletim ben. Acımam. Hop. Neyse vuramadım çaktırmayın. Şimdi. strelerimiz var zaten biliyorsunuz. Hop dönüşelim. Yine gün içine yanıyorsunuz. Düşmana yavaşlık efekti veriyorsunuz. Ve elinizde yayınız var. Yani Bunları çok anlatmama gerek yok çünkü benzer özellikleri var. Ben farklılığı anlatacağım. Video Skeleton'a da gerek yok. Düz mantık zaten anlamışsınızdır. Creeper. Evet. Yaratıklar size saldırmıyor. Ama bu creeper'ın en güzel olayı ne biliyor musunuz? Şöyle bir şuraya geçelim. Bakın. Gıcık. Güm. Dur patlayamadım. Hop patladım. <laughs> i̇şte creeper'ın olayı bu. Ve bunu sonsuza kadar yapabilirsiniz. Yani ben buradan gene creeper'a dönüşeyim atıyorum. İniyim aşağı. Patlatayım kendimi. Hop. Bu kadar. Creeper'ın özelliği bu kadar. Çok fazla üzerine gitmemişler. Ki zaten Creeper'ın başka bir özelliği yok. Tek özelliği oyuncuların yanına gelip patlatması. Başka bir altı yaradığı yok. Diğer yaratığımız Blaze. Zaten Blaze'i biliyorsunuz. Bilmeyen yoktur. Eğer oyunu eğitici modda açarsanız uçabilirsiniz. Yoksa uçamazsınız. Lava karşı dayanıklılığınız var. Suya girerseniz hasar yiyorsunuz. 3 atak demeyici var. Ve alev atabiliyorsunuz. Bakın. Çok güzel değil mi? Şuna bir baksana. Abi alev atıyorum. Böyle Blaze'in en sevmediğim yönü budur. Böyle bir odaklanır böyle size. Alev atar. Gıcık olurum. Ama ben Blaze olunca ayrı bir zevkli oluyormuş. <laughs> Blaze'lerin hakkını vermek lazım. Baya eğlenceli yalnız bu olay. Ağzına bak. Yer. Şimdi oyuncuların hiçbir zaman onu anlamadığı. Sadece onu et için kullandıkları bir canlı. İnek. Möv. No. Olayı şu. Eğer arkadaşınızla oynarsanız. Sizden süt sağabiliyor. Evet. <laughs> evet. Arkadaşın sizden süt sağabiliyor. Dersiniz kanka gel benden bir süt sağ dersiniz. Sizden süt alır. Öyle bir olayı var. Canı 5 kalp. Yaratıklar saldırmıyor. Başka bir olay yok. Yani inek olarak daha ne bekliyorsunuz? Çok merak etmeyin. İnek dümdüz. Mö. Bu arada bak bununla güzel saklanma oynanır ha. Bir ara yapalım. Şimdi domuz anlatmama gerek yok. Aynı özellikleri var. Süt sağmıyorsunuz. Başka bir şey yok. Koyunun da aynı olayı var. Şöyle bir şey var ama koyunda farklılık olarak. Eğer eğilirseniz daha doğrusu o noktaya odaklanırsanız yani şu noktaya odaklanırsanız ve shift'e basarsanız yiyorsunuz. Evet. Çimen yiyorsunuz. <laughs> Abi çok çok güzel detayları var ya. Seviyorum ben bu modların böyle şirin detayları olmasını. Yani deseniz gibi morph modu yapın. Abi ne gerek var buna derler ama çok güzel bir detay bu. İşte bu yüzden MCP'de cidden hakkını veren insanı tanıtacaksınız. Kanka nasılsın? Gel gel gel. Gel şuraya girek gel. Gel gel gel. Gel buraya. Evet geçemiyorum, geçtim. Bu arada arkadaşların sizden doğru biliyor isem, yanlış söylememiş şimdi kimse yanlış anlamasın ama yum kırpabiliyor. Yanlışsam da kusura bakmayın. Olay bu. Şimdi sırada tavuk var. Tavuğun canı bayağı bir az. Evet. Bir bloktan geçebiliyor ve güzel yanı şu. Süzülüyorsunuz. Çok güzel değil mi? Ha bir de yaklaşık böyle bir 5-10 dakikada bir yumurtluyorsunuz. <laughs> Şaka yapmıyorum. Eğer 5 dakika boyunca bu tavukla oynarsanız ya da 10 dakika boyunca yumurtlarsınız. Yani yumurtlayacaksınız. <laughs> çok saçma ya. Ya saçma değil aslında. Çok güzel bir özellik de. İşte oynayan kişi ben olunca bana bir değişik geliyor. Ben yumurtlayacak mıyım şimdi diye düşünüyorum. Hop sıradaki örümcek. Tırmanıyorsunuz. Daha doğrusu böyle süzülüyorsunuz. Aslında süzülme değil. Tırmanıyor diyeyim ben size. Aynen tırmanıyorsunuz dümdüz. Örümceğin olayı bu. 8 canı var. Başka da bir şey yok. Tırmanıyor yani. Bak shift'e basıyorsun. Daha sonra eğiliyorsun. Bak nasıl tırmanıyorum. Size <laughs> geleceğim böyle kafanızı atlayacağım böyle lak diye. Sıradaki Iron Golem. Iron Golem'in olayı şu. 50 canı var. 7 ile 21 arası vuruyor. Tamamen böyle farklı bir vurma aralığı var. Biraz dengesiz o yüzden. Ama 7 vursa bile yeter yani sağlam bir vuruşu var. Düşmanları geri ittiriyorsunuz. Siz geri ittirilemiyorsunuz. 3 blok boyutunuz var. 1,5 blok bir buçuk blok genişliğiniz var ve full damage almıyorsunuz. Evet. Golem oldum. Mesela şuna bir vursam nasıl olur? Güm. Bir daha vuracağım. Gel buraya. Gel buraya. Oh. Başka kese gene fırlattım bildiğin. Çok güzel bu ya. Şimdiki köylü. Köylüyseniz ne yaparsınız biliyor musunuz? Oyundaki zombiler size odaklanır. Hani direkt sadece zombiler saldırır aslında size. Üstüne kocaman bir burnunuz olur. Kusura bakma bunu demek zorundaydım. Bir de şöyle bir özelliği var. Uzun süre shift'e basarsanız az eğilirseniz ve aşağı bakarsanız üstüne ekrana bir kere tıklarsanız kendinizle ticaret yapabilirsiniz. <laughs> şey değil mi bu biraz ya böyle. İşte başka bir ürün satılıyor ama o ürünü sadece sen alıyorsun. Ürünün sahibi de sensin böyle. Hani satılıyor ama sen alıyorsun. Olay ona dönüyor biraz. Çok güzel ya. Cidden çok sevdim ve şey böyle hani gerçekten oyuncuyu hissettiriyor yani köylü olduğunu her detayıyla. Kurt'u anlatmama gerek yok. Direkt 3 kalbi var. Yaratıklar saldırmıyor size. Eğilirseniz oturuyor. Bu kadar. Bunu anlatmama gerek yok. Kedimiz var. Kedi bir blok boyutunda. Eğilirse oturuyor. Fall damage almıyor. Bir de creeperla sizden kaçıyor. Olayımız yarasa. Hop. Eğer. Yine eğitim modu yani education. Deneysel oyun kısmında var ya. Minecraft eğitici versiyonu. Oradan açarsanız oyunu uçabiliyorsunuz. Ben şu an mesela uçamıyorum. Altı kalbim var. Gece görüşüm var. Bir yarası olarak çok güzel bir detay. Bu kadar. Canım da minicik. Bak işte şu kadarcık bir şey. Hanimiş. Ha? Yarası seni öldürecek. Kanını emeceğim. Slime'ı hemen anlatayım. Yüzerseniz boğuluyorsunuz. Atak demeyici 2. Demir golem saldırıyor. Canı 8. Hani böyle önemsiz şeyler anlatmamaya çalışıyorum bu arada size. Snow golem. Evet. Bakın yürüdüğüm yerleri kar yapıyorum. Bu çok güzel bir detay. Suya girersem hasar yiyorum. Üstüne kar top atabiliyorum. Evet. <laughs> ya şu abi kar topuna bir mekanik getirin Minecraft'ta. Hiçbir alta yaramıyor ya. PvP dışında hiçbir alanda kullanım yok yani. Hasar da vermiyor. Bir şey de yapmıyor. Anca Blaze'e. Anca Blaze e oynayın zaten siz. Evet sıradaki Gast. Gast'ın olayı şu. 5 canı var. Yaratıklar saldırmıyor gene. Demir Golem yine saldırıyor size. Saldırı gücünüz 1. Devasa bir şeysiniz o Bayağı korkunçmuş ha. Yine eğitici modla başlarsanız. Daha sonra açarsanız eğitici mod uçabiliyorsunuz. Ve alev top atıyorsunuz. Güm. Bayağı güzel değil mi? Benim çok hoşuma gidiyor bu özellik. Kendi masa veriyor. Evet. Kendi masa verebiliyormuşum. Yakacağım ortalığı yakacağım. Patlatacağım her yeri. Abi çok eğlenceli ya bununla oynamak. Şuna bak. <laughs> Aşırı eğlenceli. Son olarak iki şey kaldı. Vex ve arı. Şimdi Vex'in olayı şu. 7 canı var. Golenler saldırıyor bir buçuk saldırı gücü var ve eğer bu arada dümdüz uçabiliyorsunuz bunda haberiniz olsun. Buna eğitici modlu olmaya falan gerek yok. Eğer eğilirseniz ve zemine tıklarsanız. Heh tamam düzeldi bir an olmadı. Eğer eğilirseniz yani şu şekilde göstereyim ben size. Eğilip ekrana bir kere tıklarsanız spectate moda geçiyorsunuz. Ama bunu sevmediğim yanı şu spectate mod değil bu. Hani e, yer altını göremiyorsunuz ya da herhangi bir şeyini. Sadece görünmez olabiliyorsunuz bu şekilde etraftan kaçarak. Çok güzel değil mi şuna bak. Ama işte ben görünmez oluyorum bu seferde. O pek hoş olmuyor. Evet. Hop shift'e basalım geri dönüşelim. Bir de demir kılıcı var. Standart Vexler'in gıcık olduğum yönlerinden bir tanesi var. Ve son olarak arı. Arı vurduğu canlılara zehir efekti veriyor. Evet arının böyle bir olayı var. Mesela gelelim şuradan şöyle vız 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 deyip bir tane koyalım. Tamam kusura bakma. Bak zehirlendi gördünüz mü? bak zehirlendi. Nasıl sarıyor? yiyor. Ha? Sana da vuracağım. Sana da vuracağım. İnat değil mi? Ha? Ha? Zehirleyeceğim seni. Bir de çok güzel bir olayı var. Şimdi bu çalışır mı bilmiyorum. Öyle yazmışlar ama çalışmama ihtimali de var. Ben buna pek güvenmedim. Şimdi dürüst konuşayım. Şunun altındayken zıplarsam. Ooo. Bir şey değil mi? Gerçekmiş. Abi arı oldum ve içine girdim. Nasıl çıkıyorum peki? Bunu çık. Abi şaka mısın? Çıkış yok mu buradan? Şöyle yapsam. Zombiye dönüşsem. Evet çıkabiliyorum. Eski halime dönersem çıkabiliyorum. Şöyle yapmanız gerekiyor. Bunun altına geleceksiniz şu şekilde ve zıplayacaksınız. Sonra sizi bunun için atıyor. Çok güzel ya. Bu mod Minecraft Pocket Edition'da bugüne kadar gördüğüm en detaylı, en güzel yaratıklara dönüşme modu bence. Bilmiyorum siz ne kadar sevdiğiniz tartışılır ama ben acayip sevdim. Detayları ve benzer şeylerle muazzam olmuş. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Hop. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.